Şampiyon gelinimiz Ceylan, Şampiyonlar Haftası'nın ilk alışverişine başlıyor. Heyecanlandım Mikser. Şampiyonlarla yarışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Özel hissettiriyor beni. Diğer arkadaşlarımız da birinci olmuş çünkü. Peki korkuyor musun? Yani biraz tereddütlerim elbette var ama çok da değil. Bu hafta menüler çok iddialı olacakmış. Öyle ama benim de menüm iddialı. Ben de iyi olacağımı düşünüyorum. Mesela hangi yemeğin iddialı? Tüm yemeklerimde iddialıyım. Bizi yine sürpriz sunumlar bekliyor mu? Evet, tabii ki bekliyor. Yine sunumlarım güzel olacak. Salatam için elma seçiyorum şu anda. Ne salatası yapacaksın? Ya mor lahana salatası yapacağım ama içinde elma da olacak. Saçların geçen seferkinden çok daha güzel olmuş. En olduk o yüzden. Bir şeyler değişti tabii ki. Bu rengin adı nedir? Kırmızı biber kırmızısı. Ama fosforlu gibi görünüyor. Sizin için mikser her şey. Evi pisletip Ceylan'ı delirtiyoruz. Tabii. Ceylan'ı delirtmeler devam ediyor. Ceylan çok titizdi. Çok fazla. Zuhal Hanım daha geçen gün yeni taşındı eve. Gittin birkaç gün inanın bir kahve yaptı. İnanın elinde bez sürekli hareket halinde. Ya dedim artık kızım otur. Oturdu şu kahvemizi içelim. Biraz sohbet edelim. Maalesef deliliğimiz devam ediyor bu anlamda. Yok, o kahvenin bıraktığı izi falan kesinlikle silmeden oturmuyor. Yok. Kopacaklar. Yarışmadan sonra hayatında neler değişti? Bazı teklifleri aldım bir ajans tarafından. Çok da güzel bir teklifti aslında. Fakat bebeğim olduğu için maalesef şu anlık değerlendiremedim. Ama daha sonrasında belki yine bir şeyler olabilir. Teklifler gelmeye devam ederse ne yapacaksın? Değerlendiririm diye düşünüyorum. Bir diziden teklif gelse nasıl bir rolde oynamak istersin? İnsanların yüzüne gülüp... Arkadan iş çevirenlerden olmak isterdim herhalde. Gerçekten yapabilir misin? Bilmiyorum. Önce tekliflerimiz gelsin, değerlendiririz. Kayınvalidenle aranız nasıl? İyi. Yine uçarı kaçarı takılıyoruz. Bu hafta nasıl kayınvalideler bekliyorsun? En iyiler yarıştığı için aslında daha olumlu, daha yemek kültürü olan kayınvalideler bekliyorum. İyi olacağını umut ediyorum. Güzel hissediyorum. Yarışmamızda en çok neye sinir oluyordun? Yani en çok yine aslında klasik yemeklerin beğenilmemesi. Geçmiş olduğumuz haftalarda masaya bir yemek getirildi. Lahmacun getirildi ve o lahmacun sonrasında ben ekran başında televizyonu parçalayacaktım neredeyse. Çok büyük bir haksızlıktı. Ama takdir ediyorum o yarışmacıları. Çok sakin davrandılar. Ben olsam bilmiyorum ne yapardım. Eyvah! Sen beni biliyorsun. Gerçekten de sunumları, lezzetleri enfesti. 9 puan vermiştim. Acaba bugün 10 alabilecek mi? Bakalım kayınvalideler siz görmedi çok şey değişti. Evet öyleymiş. Dur bakalım neler yaşayacağız bu hafta. Buyurun o zaman mutfağa geçelim. Siz de görmeyeli bizde neler değişti Zuhal Hanımcığım. Öyle mi? Evet. Ben nasılım? Nasıl buldun beni? Çok şık buldum. Her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Mersi. Alışverişe devam eden Ceylan sofrası için ekmek alıyor. Kaç dakika? Son 6 dakika. Ne demek 6? Ne beni konuşmaya tuttun? Hayır tutmadım. Tuttun. Başka ne alacaksın? Bitti. Hadi o zaman kasaya. Umarım bitmiştir mikser. Alışverişi tamamlayan şampiyon gelinimiz ödemesini yapıyor. Ne kadar borcum? 390 TL. Artık eve dönüp yemek yapma zamanı. Haydi mikser koş. Peki yarışmadan sonra nasıldı tepkiler? Hayatınızda ne gibi etkileri oldu birinci? Çok değişik şeyler oluştu. Hatta bir anı anlatmak istiyorum. Antalya'dayım. Yolda yürürken bir hanımefendi kolumdan tuttu. Siz osunuz dedi. Dedim evet ta kendisiyim dedim. İsmimi de söyleyemedi. Ben dedi sizi dedi dansınızdan hatırladım dedi. Siz dedi Zuhal Hanım programında birinci gelen ben. Ünlü oldun. Şöhreti yakaladın. Akabinde işte metrobüste, toplu taşımada ya da Kadıköy'lere inerken inanın insanlar yüzüme bakıyor. Bu yerden an, tanıyoruz bizi. Sanırım o an şuursuz muyum neyim bilemiyorum. Diyorum ki bu insanlar neden bu kadar bana yüzüme bakıyorlar? Ya. Ha dedim evet ben Zuhal Hanım'ın programına katılmıştım. Ünlü olmak böyle bir şeymiş. Öyle bir şey Zuhal ya, Hanım. Ya. Şimdi gene bu haftadan sonra. Evet. Yine ilgi odağı olacaksınız gittiğiniz her yerde. Ay sizin yarıştığınız hafta Aylin'di sanırım değil mi? Ben geldim. Hoş geldin Ceylan. Çok vakit kaybetmeyeyim dedim Zuhal Hanım. Tabii bence de hiç fırsat bırakmadın ya. Sen geç canım geç hiç bırakmadın bir yere. Senin için kanki ton boşaltsın annen torbalarını. Sen git üzerine değiş gel. Hemen değişip temizlenip geliyorum. İyi hadi bakalım. Evet kankisi Ürabiye eşyalarını malzemelerini boşalttın.
Merhaba Mixer. Zuhal Hanım nasılsınız? İyi, seni sormalı. Gözlerimi alamıyorum. Neyden? Dövmelerden. Hangi dövmeler? Kızımızdaki dövmelerden. Aa Rabia, bak hiç ben dikkat et. Kızımızın bir sürü dövmesi var. Nerelerde var? Nerelerde var? Nerelerde var ki? Kollarımda var genelde. Sanki o karikatür şeyi gibi, dergisi gibi. Ceylan'la çok benziyoruz, onunla da aynı zaten. Birçok dövmemiz de ortak. Neler var? Söyle bakayım, o dövmelerde neler var? Kamp çok sevdiğim için kampa benzer bir şey var. Burada bir çizim var. Estet yazıyor, Ceylan'la ortak dövmemiz bu. Doğaya ve sanata duyarlı, ilgili kişi güzel, demek. Süper. Bu zaten Lotus aydınlatma yolu. Evet. Bu annem, babam ve ben küçüklük fotoğrafımızın bir karikatürü. Çok güzel. Bu da normal bir desen, çizim. Bütün yani. Hayatında ne varsa yaşadığı, yaşayacağı, hayalleri, umutları. Sadece bu kadar mı? Bilmiyorum, bizim gördüğümüz bu kadar. Yani artık gerisi hayal gücümüze kaldı. Neyse, daha fazla sormayalım. Bence de. Merhaba, ben geldim. Bir cisim yaklaşıyor. Kıpkırmızı pembeler. Dedim. Gel gel. Nedir bu tatlı ya? Şimdi sen bana dedin ki fındık ezmeli kadayıf tatlısı dedim. Buraya da ben dedim yanlış yazmışsınız. Kadayıf fındık ezmesi. İki şekilde de geçiyor Zuhal Hanım. Yani ha, orada bir kafa karışıklığı yaşadık. Ha, kadayıf... Senin tarifin değil bu. Var böyle bir tatlı diyorsun. Sadece Giresun'da bir kişi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Daha önce... Sen nereden buldun o bir kişinin ya, yaptığı? Zuhal Hanım, yapıyoruz bir şeyler. Vallahi süper. Yap bir şeyler. Dön arkaya, bak bir şeylere. Ne oluyor? Ne bitiyor arkada? Aa, çok da güzel dizilmiş. Aa, kim dizdi dersin? Kardeşim. Tabii ki de ben. Rabia dizdi. Tabii ki de ben. Saatini başlatacağım. Bak bakalım. Evet, Ceylan son hazırlıklarını tamamlıyor. Ben de şimdi onun süresini başlatıyorum. 2,5 saatin başladı, kolay gelsin. Şampiyonlar yarışıyor bu hafta. En iyi çok gelinler. Çok heyecanlı. Hepsi birinci olmuş, hepsi çok yüksek puanlar almış ve hepsi birbirinden harika lezzetler ortaya çıkarmış gelinler. Gerçekten rekabet zirvede yaşanacak. Bakalım kim tekrar buradan şampiyon olarak gidecek. Ne yaptın ödülle? Nereye gitti para? Yani Zuhal Hanım, inanın ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Geldi ve gitti diyorsun. Geldi ve gitti. Ben biliyorum Zuhal Hanım. Kızımız dizi teklifi alınca oyunculuk kurslarına gitmiş. Öyle mi? Aa, Zuhal Hanım, evet, oyunculuk teklifi aldım. Aa, ama gidemedim. Biliyorsunuz bebeğim var. Ay evet. Ama teklifleri açığım. Ne kadar açığım. Evet, buradan hemen yapımcılara sesleniyoruz. Teklifleri her zaman açığım. Bebek olduğu için değerlendiremedim. Ne kadarlık oldu ufaklık? 2 yaşına giriyor maşallah. Haziran'da. Evet evet, yani neredeyse kaç aylıktı ya? İçi rahat, 2,5 aylıktı. 4,5 aylıktı ya. Yarışmaya katılmıştı Ceylan. Ve uğur getirsin inşallah. İnşallah. Şans senden yana olsun. Gerçi senin çok şansa da ihtiyacın var mı bilmiyorum yani. Var var Zuhal Hanım. Bu kadar diyorsun. Evet. Bu sefer çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet. Bir de aradan zaman da geçti tabii ama sen gene evde de yapmaya devam ettin herhalde böyle tabii. Enteresan tariflerin. Ya, yaptım da temizlikten başımı alamıyorum. İnanın. Temizlik başına bela yani. Sıcak su. Peki alacağım. Bu haftaki rakibeleri kimler? Bakalım en iyilerden kimler gelmiş bu hafta tekrar. Yarınki kayınvalidemiz Kırıkkaleli Elfide Hanım. Gelini de Boşnak kökenli Seda. Siz Seda'ya tam 8 puan vermiştiniz. Hatırladım. Geçen sefer çok savunamamıştım gelinimi. Ama bu sefer Leyla Hanım vardı, çok konuşuyordum maşallah. Ama bu sefer öyle sessiz durmak yok. Bu sefer tam açılıyoruz artık. Gelinimi sonuna kadar koruyacağım, arkasındayım. Kimse de benimle baş edemeyecek arkadaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.